Grimvalor'u oynamaya başladığımda aklıma gelen ilk şey şu oldu. Bu oyunun tarzı ne? Fakat oyunda geçirdiğim birkaç saatin sonunda aklımdaki tüm sorular birer birer cevaplarını bulmuştu. Öncelikle oyun bir hack and slash platformer oyunu. İçinde az biraz RPG ve eser miktarda da Metroidvania öğeleri barındırıyor. Ağır basan bir yön var ki o da Soulsborne oyunlara oldukça benzer olması. Soulsborne ne demek eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyen arkadaşlar için kısaca bahsetmek istiyorum. Bu oyun türü bir bonfire noktasından diğerine ölmeden varmaya çalıştığımız ve iki nokta arasında sizi öldürmeye ant içmiş onlarca yaratığın serpiştirildiği, sonunda da bir bossla kapıştığımız ve kazandığımızda bir diğerine yöneldiğimiz oyun türüdür. Tabii ki iki nokta arasında ilerlerken elimizdeki kaynakları dikkatli harcamamız ve soul toplamamız da önem arz etmektedir. Soulsborne oyunlar başlarda zor gelebilir ki oyunun ana teması zor olmasıdır. Bir boss'u ilk denemede kesmek neredeyse imkansızdır. Oynadıkça düşmanların pattern yani saldırı dizinlerine alışır ve bölümleri geçeriz. İlk başta zorlandığımız düşmanı birkaç denemeden sonra rahatça kesmek ve bu galibiyetin verdiği mutluluk ve tatmin hissi bu tarz oyunların temelini oluşturur. Grimvalor'a bu pencereden bakacak olursak oyunun birçok oyunu bir potada eriterek ortaya karışık güzel bir oyun çıkardığını söyleyebilir. Lafı fazla uzatmadan incelemeye başlayalım. Grimvalor hikaye odaklı bir oyun değil. Hatta hikayeyi anlatma konusunda oldukça cimri davranmış. Aslında göründüğü kadarıyla insanlığı tehdit eden karanlık bir güce karşı savaş veriyoruz. Bu karanlığın arkasındaki sebep ya da kişiyi bulmak ve yok etmek üzerine kurulmuş bir oyun Grimvalor. Belli belirsiz ve dağınık bir hikayesi ve anlatım tarzı var. Bu durumu şöyle açıklamak isterim. Oyunda duygusal tek bir sahne bile yok sürekli bir kadın ve bir erkeğin diyalogda olduğunu görüyoruz ama ölümüne kanka havasında takılıyorlar. Aşkın zerresi yok. Olmak zorunda da değil ama azıcık ucundan bir elektriklenme bile olsaydı senaryo açısından oyunun etkileyiciliğini artırırdı diye düşünüyorum. Peki iki karakterin yakınlık kurmamasındaki sebep nedir? Askeri disiplinle yetişmiş olmaları mı? Belki de birbirlerinden hoşlanmamışlardır ya da iki karakter de evlidir ve eşlerini geride bırakarak savaş meydanına atılmışlar. Kendilerini ülkeleri için feda etmişlerdir. Sorun da burada işte. Oyun hikayeyi anlatırken minimum efor sarf ediyor ve kalan boşlukları doldurma işini bizim hayal gücümüze bırakıyor. Oyun bizden hikayeyi diyaloglar ve haritalara gizlenmiş 3-5 kitaptan cımbızla çekmemizi bekliyor. Tabii ki Soulsborne oyunlarda hikaye bir amaç değil araçtır sadece. Bir yerden başka bir yere gitmemizi anlamlı hale getirecek bir ilizyondan ibaret. Maalesef oyunda Türkçe dil seçeneği de yok. Bu yüzden Grimvalor'un hikayesini dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Vallaris Krallığı'nın lideri Kral Valor, kral olmanın verdiği güç zehirlenmesiyle değişmiş ve kafayı daha fazla güç elde etmeye takmıştır. Bir efsaneye göre ejderha kanının iyileştiren, güç veren ve uzun ömür sağlayan özellikleri vardır. Tabii ki bunlar sadece kulaktan dolma bilgilerdir ve ejderha kanı elde etmek çok zor olduğu için insan üzerindeki etkileri hakkında yeterli veriye sahip değillerdir. Kral Valor bir seferberlik başlatır ve sonunda ejderhanın olduğu dağı keşfeder ve oraya tırmanır. Tabii ki yanında ejderha avcısı Dragon Slayer da vardır. Kısa bir mücadeleden sonra ejderha pes eder ve Kral Valor, ejderhaya ya köleliği kabul edersin ya da bütün ırkını yok ederim der. Ejderha da kaderine razı olur ve Kral Valor bir şişe ejderha kanıyla geriye döner. Bir zaman sonra kralda kişilik bozulmaları, ani öfke patlamaları ve dış görünümünde deformasyonlar oluşmaya başlar. Ejderha kanı kralı zehirlemiş ve bir vebaya dönüşmüştür. Bu vebanın herkese bulaşabileceğini öngören başbüyücü krala karşı bir isyan başlatır. İsyancılar arasında kralın kızı Prenses Alicia da vardır. Kral zayıf düştükten sonra prenses herkese ihanet eder ve kralın gücünü kullanmanın bir yolunu bularak isyancılara saldırır. Prenses'e karşı galip gelen isyancılar başbüyücü önderliğinde Nexus kapısını parçalarlar, Kral Valor ve Prenses Alicia'yı da mühürleyerek oradan kaçarlar ve açtıkları bir portaldan kendilerini boşluğa bırakırlar. Fakat artık her şey için çok geçtir. Ejderha Kanı güç ve şifa vermek bir yana dursun, tüm Vallaris krallığını canavarlara dönüştürmüştür. Buna Vallaris'ten kaçan isyancılar da dahildir. Bu da canavarların Vallaris dışına taşmasına sebep olmuştur. Artık canavarlar Vallaris krallığının sınırları dışında da görülmeye başlanır. Bu durum tüm krallıkların dikkatini çeker ve olayı araştırmak için iki izci birliği, kral Valor'un akıbetini araştırmak için de bir savaşçı gönderilir. İşte bu savaşçı da biziz. Bizim hikayemiz tam da bu noktada başlıyor. Grimvalor, seçilmiş bir savaşçının önüne çıkan her şeyi yutan bu karanlık buhrana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Farkındayım, hikaye biraz karmaşık ama olaylar bundan ibaret. Şimdi ufak ufak oynanıştan bahsetmeye başlayayım. Çünkü asıl maden orada. Biraz önce bahsettiğim gibi oyun bir platformur. Karakterin neredeyse hiç ağırlığı yok. Yani uçuyor desem abartmış olmam. Resmen Devil May Cry oyunlarından fırlamış gibi. Karakterin çift zıplaması var, deş atabiliyor, havada deş atabiliyor, duvarda koşabiliyor. Hatta yüksek bir noktadan atladığında havadan yere inene kadar onlarca deş atarak havada süzülebiliyor. Karakter olabildiğince özgür dizayn edilmiş. Bu özellikler başka oyunlarda normal görünse de Soulsborne bir oyunda atletik bir karakter görmek beni şaşırttı doğrusu. Tabii ki bunlar işin mekanik kısmı. Oyunda asıl önem arz eden olay Perfect Dash. Düşmanlardan biri çara tam saldırı yapacağı esnada Dash tuşuna bastığımızda palande atarak düşmanın arkasına geçiyor ya da yine aynı hareket düşmanın tersi yönüne doğru da yapabiliyor. Bu hareket esnasında üzerimize milyon tane saldırı da gelse hareket tamamlandığında eğer hitbox'ı dayan bir saldırı ya da partikül yoksa hasar almadan kaçınmış oluyoruz. Bu mekanik çok önemli çünkü bu oyun diğer Soulsborne oyunlara göre oldukça farklı. Birincisi platformer öğeleri barındırıyor. İkincisi ise oyun tamamen yakın dövüş üzerine kurulu. Bu yönüyle Bloodborne'a oldukça benziyor. Yani Bloodborne'un platformer versiyonu diyebiliriz. Ayrıca oyunda kalkan ve kantra atak gibi mekanikler de yok. Bu sebeple kaçma mekaniği kendimizi savunmamızın tek yolu. Tabii ki düşmanları alt etmek için sadece kaçmak yetmez, saldırmak da lazım ve bunun için 3 tip silah var. Kılıç, balta ve eldiven. Silah çeşitliliği oyunun kendisi için yeterli olsa da diğer oyunlarla karşılaştırıldığında oldukça az. Fakat bu tarz oyunlarda üzerimize iki silah alabildiğimiz için bu durumu çok yadırgamadım. Ayrıca belirli bölgelere gizlenmiş pembe kılıçlardan ekstra bir özellik alıyoruz ki bu oynanışı tamamen değiştiriyor. Bu özellikler toplamda 3 adet şarj ataktan oluşuyor. Saldırı tuşunu sağa sola kaydırarak, yukarı iterek ya da aşağı çekerek düşmanlara oldukça oturaklı saldırılar yapabiliyoruz. Yaptığımız şarj atak bedeli olarak 5'e bölünmüş mana barımızdan 1 azalıyor. Yani peş peşe maksimum 5 şarj atak yapabiliyoruz. Ayrıca elimize aldığımız ikinci silahın türüne göre de saldırı çeşitliliği değişiyor. Bu da bize 3 silahın ikili kombinasyonundan toplamda 9 farklı oynanış çeşidi sunuyor. Eldivenlerin saldırıları hızlı, kritik seviyesi yüksek ama hasarı az. Kılıçta bu durum dengeli. Balta ise yavaş ama fazla hasar veriyor. Ayrıca düşmanları yere düşürerek savunmasız hale getirebiliyor. Bir de defanstan yoksun zırhlar var. Zırh sayısı çok kısıtlı. Sanıyorum 3 ya da 4 tane. Bunlar da sadece maksimum canı çoğaltıyor o kadar. Başka bir numarası yok. Tabii ki karakteri geliştiren ve oynanışı çeşitlendiren öğeler bunlarla sınırlı değil. Oyunda toplam 11 adet trinket yani biblo var. Bunlardan bazıları aktif, bazıları da pasif yetenekler veriyor. Tüm biblolardan tek tek bahsedeceğim ama önceliği oynanışa doğrudan etki edenlere vermek istiyorum. Kuzey zirvesi yüzüğü saldırı tuşunu aşağı çektiğimizde saldırıya ek olarak şok dalgası veriyor ve düşmanları yere düşürüyor. Hurt Seeker'ın yüzüğü ise saldırı tuşunu yukarı ittiğimizde düşmana adeta ışınlanarak oldukça yüksek hasar veriyor ve ayrıca air combo yapmamıza da olanak sağlıyor. Cadının saati perfectleş attığımızda zamanı yavaşlatarak düşmana saldırmak için ya da şifa potu basmak için gerekli zamanı sağlıyor. Evet oyunda Soğuzborn oyunların olmazsa olmazı şifa potu da var. Basmak için güvenli bir noktada olmamız şart. Çünkü kullanırken hasar alırsak ya yeniden denemek zorunda kalırız ya da ölürüz. Çünkü bu potu kullanmanın belli bir süresi var. Ekranın herhangi bir noktasına dokunduğumuzda birkaç saniye içerisinde... Potu kullanabiliyoruz. Bu da bizi saldırılara açık hale getiriyor. Pasif biblolar ise şöyle. Ay ışığı tesbihi düşmana atak yaptığımızda manamızın çabuk dolmasını sağlıyor. Kasırga yüzü perfect Day sonrasında saldırı tuşunu sağa ya da sola çektiğimizde düşmana verdiğimiz hasarı artırıyor. Sıcak heykel aldığımız ateş hasarını azaltıyor. Yıldırım haçı perfect Day sonrası kritik oranımızı artırıyor. Kan bağı yüzü eğer düşmanlardan hasar alırsak kısa zaman içinde saldırdığımızda kaybettiğimiz canı yeniden almamızı sağlıyor. Bu biblo başlarda büyük bir avantaj sağlayacak gibi gelmişti ve oyundaki zorluğu alıp götürecek diye endişelenmişti. Fakat gördüm ki canı fullemiyoruz. Bir hasar aldığımızda canımız düşüyor ve can barının ardından bir bar daha azalıyor. Uğradığımız hasara anında karşılık verebilirsek yalnızca kaybettiğimiz canın bir kısmını geri alabiliyoruz yani agresif oyunu destekleyen bir biblo. Tabi bazı biblolarda da ödül ceza sistemi var. Azura bilekliği kritik vuruş yaptığımızda manamızın daha hızlı dolmasını sağlıyor ama daha az souls parçası düşüyor. Mavi tılsım ise daha az hasar almamızı sağlıyor ama manamızın bir kısmı emiliyor. Mavi tılsımı hiç kullanmadım çünkü bu oyunda diğer Soulsborne oyunlarda olduğu gibi mana büyük önem arz ediyor. Kullanım şekli farklı olsa da şarj atak yapabilmemiz mana'ya bağlı ve bu atak olmadan karakter oldukça sığ kalıyor. Oyunda toplayabileceğimiz tüm biblolar ve özellikleri bu şekildeydi. Tüm bir silahlar, biblolar ve mekanikler bir araya gelince oyun sürekli değişen, gelişen ve sıkmayan bir hal almış. Videonun başından beri bu oyunun bir platformer oyunu olduğunu söyleyip duruyorum. Şimdi biraz da bu yönüne yüklenelim. Biraz önce karakterimizin özgür bir oynanışa sahip olduğundan bahsetmiştim. Bu da platform sekanslarını oldukça eğlenceli bir hale getirmiş. Ayrıca bir tuzağa bastığımızda ya da çukura düştüğümüzde oyun bizi birkaç adım geriye atıyor o kadar. Oyuncuyu çileden çıkaracak ve tek vuruşta öldürecek ucuz numaralar ve basit tuzaklar da yok. Bu da oyundaki gerginliği az da olsa azaltmış. Öte yandan oyundaki keşif hissiyatı oldukça yüksek. Yeni silahlar ve özellikler almak için oyun beni sürekli keşfetmeye zorladı ve ne zaman şurada ne var acaba diyerek bölge keşfi yapsam her defasında ödüllendirildim. Bazı platform sekanslarında küçük enerji topları var ve bunlara saldırı yaparak tekrar zıplama hakkı kazanıyoruz. Bu da oynanışı az da olsa zenginleştirmiş. Bu oyunda Soulsborne oyunlardaki bonfire'ın yerini sunaklar almış durumda ve seviye geliştirmeyi bu sunaklardan yapıyoruz. Yeterli soğuz parçaları topladığımızda sağ üstte seviyeyi geliştirmek mümkün yazısı çıkıyor ve dilerseniz sunaktan seviyenizi geliştirebiliyorsunuz. Seviye geliştirme bölümündeki statlar oldukça sınırlı, toplam 4 tane. Sanırım bunun sebebi oyundaki tek sınıfın savaşçı olması. Oyundaki statlar dinçlik, vahşilik, ustalık ve odaklanmadan ibaret. Dinçlik canınızı artırıyor ve sütün olma ihtimalimizi azaltıyor. Vahşilik düşmana verdiğimiz hasarı ve sütunlanma ihtimallerini artırıyor. Ustalık saldırı hızını ve kritik vurma oranını artırıyor. Odaklanma ise eşya etkisini ve biblo taktığımız slot sayısını artırıyor. Her seviye atladığımızda toplamda 3 stat geliştirme puanı alıyoruz ve oluşturmak istediğimiz karakter profiline göre seçim yapıyoruz. Ben dengeli gitmeyi tercih ettim ve 3 puanımı bir dinçlik, bir vahşilik ve bir ustalıktan yana kullandım. Odaklanmaya hiç vermedim çünkü oyunda toplam 11 adet biblo var. Her 5 seviyede bir biblo slotu açılıyor ve oyun zaten 40 ila 45 level arasında bitiyor. Yani zaten tüm bibloları takacak toplam slot sayısına ulaşmış oluyoruz. Bu yüzden odaklanmayı gereksiz buldum. Oyunda Soulsborne oyunlarda görmeye alıştığımız bir ana karargahımız da var. Karargahta hızlı seyahat edebileceğimiz bir portal kapısı yani Nexus geçidi bir tüccar ve nalbant bulunmakta. Tüccardan şifa potlarımızın sayısını yükseltebilir, bazı biblolar satın alabilir ya da nalbant seviyemizi yükseltebiliriz. Nalbant'ta ise silah kraftlama işlemi yapılmakta ve seviyesi yükseldikçe yeni silahlar açılmakta. Normalde RPG öğeleri barındıran oyunlar çok sayıda ıvır zıvır barındırır. Bronz, gümüş, altın, elmas, experience, eşya yükseltme ya da kraftlama materyalleri, deri, taş, odun vesaire vesaire. Bu oyunda ise ticaret için iki materyalimiz var. Soğuz parçaları seviye atlamak ve tüccarla alışveriş yapmak için, elmaslar yeni silah kıratlamak için kullanılmakta. Oldukça basit ve temiz. Konunun biraz dağıldığının farkındayım ama bunlardan bahsetmeden geçmek istemedim. Tekrar oynanışa dönecek olursak. Bir iki yetenek kullanıp 2-3 takla attıktan sonra tamamen savunmasız kaldığımız Soulsborne oyunların aksine bu oyunda tamamen özgürüz. Mana barımız var ama bu bar yalnızca ekstra ataklar için kullanılmakta. Oturaklı mekaniklerinin yanı sıra vuruş hissiyatı da oldukça iyi. Boşluğa kılıç savurduğumuz oyunların aksine vurduğumuz her darbede düşmana verdiğimiz hasarı hissedebiliyoruz. Haritalara yerleştirilmiş boş boş gezen canavarlar yok. Yaratıklar tam olarak size odaklı ve tek amaçları sizi öldürmek. Neredeyse her yaratığı öldürmek için ayrı bir strateji geliştirmek gerekiyor. Ayrıca oyun dizaynı gizliliği desteklemiyor ve tüm düşmanlarla erkekçe yüzleşmemiz gerekiyor. Hele ki bazı düşmanlar haritanın neresinde olursanız olun sizin farkınızda oluyor ve ekranda belirdiği anda doğrudan size atak yapıyor. Oyuna başlarken iki alternatifimiz var. İster kadın ister erkek karakter seçerek oyuna başlıyoruz. İki karakter de aynı özelliklere sahip. Yalnızca skinleri farklı hepsi bu. Oyunda sevdiğim yönlerden biri de oyunun tek bir düzlemde gitmesi. Saçma sapan yan görevler ya da şu haritaya gitmek için önce bu seviye olmalısın saçmalıklarından arınmış bir oyun Green Valor. Uzun zamandır oynadığım en iyi oyun buydu desem abartmış olmam. Biraz da sanat tasarımından bahsetmek istiyorum konunun uzmanı değilim ama kendimce değerlendirmeye çalışacağım. Ufak tefek optimizasyon problemleri olmasına rağmen oyunun görsel dizaynı beni rahatsız etmedi. Sanıyorum soft tonlarda bir renk paleti kullanılmış, bu da oyunun göze hoş gelen bir dokusu olmasını sağlamış. Küçük ve loş ışıklandırmalar oyuna ayrı bir hava katmış. Oyun karanlık ve kasvetli bir yapıya sahip. Yani görselliği ana temaya uygun. Müziklere de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Aslında epik tarzdaki müzikleri severim. Müzik sayısı az olsa da bölüm müzik seçimleri ve müzikler için seçilen enstrümanlar oyuna güzel bir şekilde yedirilmiş. Oyunda playlistime alacağım müzikler yok ama oynanış esnasında kulağa hoş geliyor. Buraya kadar olumlu geldiğimin farkındayım. Oyunun kötü yaptığı şeyler yok mu? Elbette ki var. Birincisi demin bahsettiğim hikaye kısmı. Tabii ki kimse Soulsborne oyunları hikayesi için oynamaz ama oyunda karakterin adı bile yok. Artık kişilikten ve duygulardan yoksun baş karakterlere alıştık ama isimsiz bir karakteri ilk defa görüyorum. Ayrıca oyunda ara geçiş animasyonu namına hiçbir şey yok. Tüm oyun iki adet kütük gibi insanın karşılıklı konuşmasından ve birkaç kitap sekansından ibaret. Zaten koca oyunda toplasan dört karakter var ve sadece üçü konuşuyor. Ne dost karakterleri sevebildim ne de düşman karakterlerden nefret edebildim. Koca oyunu dört karakterle idare etmek tembellik mi yoksa bir başarı hikayesi mi çözemedim doğrusu. Bir tuhaflık da switchleri kullanırken gözüme çarptı. Arada mesafe olmasına karşın tuşa bastığımda karakter switchin yanına anında ışınlanıyor. Yani insan uzaktan basınca bir yürüme animasyonu falan koyar. Ücretsiz oyunlarda bile Karakter bir şey toplarken en azından elini kolunu uzatıyor ki Grimvalor ücretli bir oyun. Switchlerden bahsetmişken Metroidvania kısmına da değinmek istiyorum. Bazı ulaşamadığımız bölgelere edindiğimiz yeni yeteneklerle ulaşabiliyoruz. Ya da bazı kapılar kapalı olduğundan farklı yerlere gizlenmiş switchlerle kapıları açıyoruz. Bu oyundaki Metroidvania dizaynı yalnızca oyunun oynanış süresini biraz daha uzatmak adına koyulmuş. Örneğin alt kattaki kapıyı açmak için üst kata çıkıyoruz ya da kısa yollar açmak için switch'leri kullanıyoruz. Ha alt kattan üst kata çıkıp kapı açmışım, ha bölümde 1-2 dakika ileri yürümüşüm. Benim açımdan hiçbir fark yok. Bu yüzden bu dizaynı oldukça ucuz ve basit buldum. Edindiğimiz yeni bir yetenek ya da yeni bir eşya bize ulaşamadığımız başka bir bölümün kapısını açmıyorsa, oyuna konulan switch'lerin de bir espirisi kalmıyor. Bazen yaratık kestiğimizde düşürdüğümüz kıymetli souls parçaları toplanamayacak noktalara düşüyor ve bu durum oyunu oynarken epey sinirlerimi bozmuştu. Grimvalor'un bir sorunu da karakterin biraz geç açılıyor olması. Normalde oyunlar kolay başlar ve gittikçe zorlaşır. Bu oyun zor başlıyor, kolay devam ediyor ve hardcore bitiyor. Tempo biraz dengesiz diyebilirim. Şöyle bir durum da var ki oyundaki bazı kelimeleri Türkçe çevirirken oldukça zorlandım. Bunun İngilizce bilmememle de alakası var tabi ama bazı kelimeler ya da cümleler Türkçe'ye çevirirken inanılmaz sırıtıyor. Buna bir örnek verecek olursam, Heart Seekers Ring beni oldukça yordu. Heart kalp, seek de aramak demek. Bu kadarını biliyorum. Heart Seeker kalp arayan. Bu bana anlamsız geldi ve Google Translate'e yazdım. Ve gördüm ki Google'da benim kadar İngilizce biliyormuş. Çünkü o da kalp arayan olarak çevirdi. Daha sonra seek kelimesinin kökenine indim ve seek'in kazanmaya çalışmak anlamı taşıdığını gördüm. Kalbi de gönül yaparsak gönül kazanmaya yani almaya çalışanın gibi bir manası oluyor. Bu da Türkçe'de sırıtıyordu. Gönül almaya çalışanın yüzüğü bana çok cringe geldi. Gönül almaya çalışan diye Türkçe'de bir kelime var mı diye baktım ve karşıma bu çıktı gönül alan eşittir Dilara. E oldu olacak ringi de yüzük oradan da halkaya geçip finali Dilara'nın hulalopu olarak bağlayayım da tam olsun bari dedim ve Hurt Seekers ringi Türkçe'ye Hurt Seeker'ın yüzüğü olarak çevirmeye karar verdi. Oyunda böyle onlarca kelime ve cümle var ve çeviri yapmak gerçekten işkence. Bunların dışında olumsuz pek bir an görmedim. Birkaç küçük detaydan bahsedip incelemeyi bitirmek istiyorum. Normalde klasik Soulsborne oyunlarda öldüğümüzde soullarımız düşer ve ikinci denememizde alamaz ve ölürsek geçmiş olsun. Bu durum her zaman tetikte ve gergin olmamıza neden olur. Neyse ki Grimvalor'da böyle bir şey yok. Bırakın souls parçalarını kaybetmeyi, öldüğümüzde bir souls bile kaybetmiyoruz. Bir sunaktan diğerine giderken attığımız ran hoşumuza gitmediyse ve fazla ilerlemediysek ve diğer sunağa da epey uzun bir yol varsa geriye dönüp canımızı ve şifa potumuzu tamamlayabiliyoruz. Fakat öldürdüğümüz tüm yaratıklar yeniden diriliyor ve bu durum bir Souls klasiğidir. Yani şuradaki 3-5 yaratığı öldürdükten sonra geri dönüp save alayım olayı yok. Bir nevi haritadaki yaratık sayısına reset atıyorsunuz diyebilirim. Ayrıca oyunun bazı bölgelerine koyulmuş tuzaklar var. Bir oyuncu olarak sürprizleri severim. Bir bölgede anahtar ararken Ekranın üstünde you are being hunted yani sen bir avsın yazısını görünce şaşırdım. Sonra her yerden yüksek seviye yaratıklar üstüme saldırmaya başladı. Ve bir anda oyunun rengi değişti. Haliyle öldüm. Ama mutlu bir adam olarak öldüm. Oyunun içerisine koyulmuş böyle beklenmedik ufak tefek sürprizlere bayılıyorum gerçekten. Oyunu bir defa bitirdiğimizde New Game Plus diye bir sekme daha açılıyor ve aynı seviyeyle devam ediyoruz. Plus'ın New Game'den farkı tabii ki daha fazla düşman ve düşman seviyelerinin yüksek olması. Ayrıca maalesef ki bossları kestikten sonraki seviyelerde aynı bossların normal bir düşman NPC'miş gibi karşımıza çıkması olayı bu oyunda da mevcut. New Game Plus'taki sunak sayısı da New Game'e göre daha az. Yani New Game Plus'taki sunaklar arası mesafe New Game'e göre daha uzun. Bu da oyunu ekstra zorlaştırıyor. Silahlar bu defa parçalara bölünmüş durumda sandıklardan edindiğimiz silahların parçalarını canavarlardan toplayarak kraftlıyoruz. Ve bunlar aynı tip silahların daha yüksek hasar veren versiyonları. Bunlara ek olarak New Game Plus'taki bazı bölümler New Game'e göre daha karanlık. Hatta bazı noktalarda önümüzü bile göremiyoruz diyebilirim. Bunun dışında da normal ve plus arasında pek bir fark yok. Temelinde New Game Plus'ın olayı şu ki Oyundaki tüm özellikleri topladıktan ve önümüze gelen herkesi ezebilecek kapasiteye geldikten sonra oyun biter. Oyun da bize New Game Plus'ı sunar ve der ki kazandığın bu yetenekler ile güç fantazisi yapabilirsin ki ben de tam olarak bunu yaptım. Oyunun en eğlenceli kısmı benim için New Game Plus oldu. Şimdi bir spoiler vermek zorundayım. İsteyenler ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilirler. Oyunu bitirdiğimizde New Game Plus diye bir sekme açıldığından bahsetmiştim. Tıkladım. Oyun baştan başlamıştı ve işler artık daha zordu. Bu durum bana bir flashback yaşattı ve geçmişe döndüm. Mega Man X 8 oyununu biliyorsunuzdur. Kısaca hikayesinden bahsedeyim ki bağlantı kurmak için bunu anlatmam lazım. İlk defa oyuna girdiğimde eskiden noob bir player olduğum için easy modda oynamak istedim. Hikaye şöyle başladı. Oyunun başında X, orbital asansörün civarında devriye atarken bir kaza ile karşılaşır. Bir taşıyıcı rayından çıkmış ve yere çakılmıştır. X, durumu rapor ederken taşıyıcının içinden onlarca sigma çıkar. Bu durum onu çok şaşırtmıştır. İlk şoku atlattıktan sonra sigmaların arasından biri çıkarak isminin Lumine olduğunu söyler ve devam eder. Ben Jakob Kulesi'nin yöneticisiyim. Biz yeni nesil Reptoid'ler virüslere karşı bağışıklığa sahibiz. Kazalar sırasında korunmak için sağlam bir yapıya sahip Sigma gövdelerini kopyalamak zorunda kaldık. X bir sorun olmadığına ikna olur ve geriye döner. Bir zaman sonra Naus Park'ta bir hareketlilik rapor edilir. X, Zero ve Axel yola çıkar. Ormanın sonuna geldiklerinde Vile'ın Lumine'yi kaçırdığını görürler ve Vile'ın peşine düşerler. Önce tüm bosslar, sonra Vile, finalde de tüm bir organizasyondan sorumlu tuttukları Sigma'yı yok ederler ve Lumine'yi kurtarırlar. Oyunun bu kadar olduğunu düşünüp bir de normalde deneyim etmek istedim. Aslında finale kadar her şey normaldi fakat final bosstan sonra hikayenin Easy'de tamamlanmadığını öğrendim. Meğer Lumine kendini kasten kaçırtmış ve bizi tuzağa çekmiş. İki epik final boss savaşından sonra Lumine'yi yok ettim ve oyunu bitirdim. Yıllar önce bu beni çok şaşırtmış ve hayranlığımı kazanmıştı. Grimval orada benzer bir düzlemde ilerlemişti ve finalde Alicia ile kapıştıktan ve öldürdükten sonra Kral Valor'a bir darbe indiremeden oyun bitiyordu. Bu aklıma yoksa New Game Plus'ın sonunda Kral Valor'la mı kapışacağım ve oyunun karanlık noktaları aydınlığa mı kavuşacak sorusunu getirdi. Heyecan içinde New Game Plus'a daldım ve bir solukta finale geldim. Ama finalde beni Alicia ve kopyası karşıladı. İki Alicia ile kapıştıktan ve telefonu duvara fırlatmama 5 varken Alicia'yı kestikten sonra New Game'ine aynı sonla karşılaştım. Yanlış anlamayın oyundan keyif aldım ama finalle alakalı beklentiye girince biraz burulmadım desem yalan olur. Aslında bunun benim aç açgözlülüğümle de alakası var sanırım. İnanın bana Dragon Slayer'ın üzerine Kral Valor skin'i giydirilip fazladan 1-2 skill verseler yine de okeydim ama neyse. Gelelim sonuca. Sanıyorum ki her şeyden az da olsa bahsettim. Değinemediğim noktalar olduysa affola. Oyun iyi aslında. Gerek oynanışıyla, gerek grafikleriyle, gerekse müzikleri ve atmosferiyle. Grim Valor bize sunabileceği her şeyi sunduktan sonra konuyu fazla uzatmadan final yapıyor. Bu da benim açımdan bir artı. Oyun bir mobil oyuna göre biraz tuzlu olsa da parasının hakkıdır sanıyorum. Fakat Türkçe dil desteği olmaması ve hikaye sunumu konusunda tercih edilen yolun vasatın altında olması sebebiyle gözümden harikadan güzele geriledi. Buna rağmen yine de benden yüksek bir not almayı başardı. Ne yalan söyleyeyim, başlarda oyun gözümü biraz korkuttu. Fakat ilk boss'u kesmek beni cesaretlendirdi ve göz açıp kapayıncaya kadar oyun bitti. Eğer siz de benim gibi mazoşist bir oyuncuysanız bu oyun tam size göre.